Sosyal izolasyon süreci en çok da çocukları etkiledi. Bütün düzeni, alışkanlıkları bozulan çocuklara, özellikle 0-3 yaş grubuna olan biteni nasıl anlatmak gerekiyor? Dışarıya çıkıp enerjisini atamayan, psikolojisi bozulan çocuklara nasıl davranması gerektiği de sorunun bir başka boyutu. Sorularımızı uzmanına yönelttik. İşte yanıtlar. Durucuğum, okula gidebiliyor musun? Hayır. Neden? Çünkü koronavirüsü var. Ne yapıyor bu korona? İnsanları öpüyor. Birbirimizi öpüyor muyuz? Hayır. Niçin öpüyoruz? Çünkü hastalık var. Sosyal ortamlarından, belki bahçeden, dışarıdan, işte arkadaşlarından koptuğu, izole edildiği bir süreçteler. Karantina, virüs, hastalık. Çocuklar için yeni, bir o kadar da korkutucu. Onları eve hapseden, parklardan, arkadaşlarından koparan, sokağa çıkmayı tehlikeli hale getiren bir şey var dışarıda. Büyüklerden duydukları kadarıyla o bir virüs. Küçücük zihinlerinde nasıl anlamlar yüklediklerini anlamak zor. Karantina nedir? Evde kalmaktır. Neden okula gitmediğini bilmeyen çok fazla çocuk var. Bu çocukta kaygı uyandırır ve normal hayatına, ev içindeki hayatına adapte olmasını güçleştirir. Kaç gündür evdesiniz? 20 gün. Bir tarafta sürekli izlenen hastalık ve ölüm haberleri, bir yanda evde yükselen mutsuz ve gergin hava. Peki bu ortam zaten yalnızlaşan çocukları nasıl etkiliyor? Çok fazla çocuğumuz evin içinde sıkılıyor ve rutin olarak aynı şeyleri yapmak çocuklara bu noktada gerginlik veriyor. Ve onların tabii ki enerjilerini açığa çıkarmaları gibi bir ihtiyaçları da var. Bu dönemde o yüzden de hiperaktivite artıyor. Koronavirüs nedeniyle çocuklarımız okula da gidemiyor ve bu durumda 24 saat evdeler. Peki onlar sosyal izolasyonu nasıl anlıyorlar? Sürekli size neden parka gidemiyorum, neden evdeyim, neden dışarı çıkamıyorum sorularını soruyorlar. Peki bu soruların cevabını nasıl vermeliyiz ve onlara hem karantinayı hem de koronavirüsü nasıl anlatmalıyız? Bu süreci bir hikaye olarak aktararak, yani mesela bir kedi ailesinin dışarıdaki mikroptan korunmak için kulübesinde hayatını geçirmek adı altında bir başlıkla bunu hikayeleştirip aktarabiliriz. Mutlaka ve mutlaka çocuk bu süreçte neden dışarıya çıkamadığını, okula gidemediğini en güvendiği kişi ebeveyni tarafından öğrenmeli ve bilmelidir. Dışarıda bakteri var için ben dışarı çıkmıyorum, evde çalışıyorum. Uzmanlara göre evdeki bu zorunlu zamanı en verimli şekilde geçirmek şart. Oyun oynuyorum, kitap okuyorum. Aslında evin içinde günlük rutinlerde, evin temizliği gibi, yemek pişirmek gibi, işte kek, börek, çörek yapmak gibi annenin veya işte evin içindeki yardımcının yaptığı şeylere çocuklar dahil edilebilir. Telefon, tablet bağımlılığına ise dikkat edilmesi gerekiyor. Evde kal, mutlu kal. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye.